Manşete hoş geldiniz. Hep söylüyorum. Bütün dünyayı bir global haber merkezi, global bilgi kaynağı olarak ele almadığınız sürece yaşadığınız toplumda sağlıklı analiz yapamazsınız. Şimdi Kamala Harris Amerika'da tartışılıyor. Nerede bu kadın? Ee, ne yapıyor? Ve neden başkanlık seçiminin güçlü adaylarından biri değil ki? Çünkü Biden'a başkan yardımcısı olarak seçildiğinde öyle görülüyordu. Fakat son 2-3 yıldır gösterdiği performans hayal kırıklığı. Yani bunu anlamak bunun nedenleri üzerinde durmak icap ediyor. Yine Amerika'da e, senatör Menendez'in yolsuzlukları ortaya çıktı. Evinden külçe külçe altınlar ortaya çıktı ve bununla ilgili federal bir soruşturma yürüyor. Buna bakmanız lazım. Türkiye basını bunu Türk düşmanı senatör falan diye verdi ama kendi ülkesindeki yolsuzluklara kendi ülkesinde haksız kazançlara kulak kabartıyor bakıyor değil. Birazdan bakacağız. Yine Murdoch Fox'un Fox sahibi Fox News'un sahibi Amerika'da çok güçlü bir medya imparatoru ve uğruna diziler çekilen, filmler çekilen belgeseller çekilen bir isim Lachlan e, Murdoch'a oğluna devretmiş medya imparatorluğunu diyeceksiniz ki bizi ne ilgilendiriyor ya Türkiye'deki Fox'un sahibi bu adam e, eğer bunu bilmiyorsanız e, tekrar bakın araştırın yani pek çok şey esasen dünyadaki gelişmeler birbiriyle bağlantılı İngiltere'de gündem hızlı tren Hızlı trenin ikinci etabı ya da HS2 High Speed 2 olarak adlandırılan e, etapta bir takım iptaller falan var. İngiltere bunu e, konuşuyor. Hızlı tren nedir biliyor musunuz? Hızlı tren mesela Eurostar var. Ben birkaç kere bindim Londra'yla. Paris'i bağlıyor, Londra'dan Brüksel'e de gidip gelebiliyorsunuz. Saatte 300 kilometreye kadar çıkıyor ve bu ikinci nesil hızlı trende e, saatte 360-380 kilometreye kadar çıkıyor sürat. Ülkenizde böyle mi? Ülkenizde neden hızlandırılmış diyorlar da hızlı tren demiyorlar? Bunlara da bakmanız lazım. İngiltere işte emisyonla alakalı elektrikli araçlara geçilmek, geçilmesiyle ilgili kararı 2030 yılından 35'e erteledi ve bu tartışılıyor. Acaba başbakan arkasındaki Jaguar, Land Rover gibi güçlü lobilere direnemedi mi? Ya da seçimi kaybetmeye göze alamadı mı? Falan gibi bir takım tezler var. Hızlı tren iptali sonra bu. Yani bütün bunlardan bağımsız olarak kendi ülkenizin ekonomisini ve kendi ülkenizde yaşananları ele alamazsınız. Yine yaklaşalım. Yunanistan'da ana muhalefet sol parti Siriza'nın yeni lideri 35 yaşında resimde görülen Kasselakis oldu. Ve 49 yaşındaki Çipras hatırlarsınız. Ve yaşlara bakın 49 yaşındaki Çipraslı Siriza ve şimdi 35 yaşındaki Kasselakis'li Siriza'dan bahsediliyor. Amerika eğitimli eşcinsel olduğu belirtiliyor filan falan hakkında bir takım portreler yapılıyor falan. Hemen yanı başınızda belki geleceğin başbakanı bilmiyoruz ama bütün bunları okumanız, bütün bunları takip etmeniz, anlamaya çalışmanız lazım. Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha belki sizi ilgilendirecek gelişmeler. Hepsi sizi ilgilendiriyor, ilgilendirmesi lazım ama biraz daha şu mülteci göçmen meselesine bakalım. Mesela Hollanda günde 250 kişi iltica başvurusu yapıyormuş ve ülkede sığınma merkezlerinde yer kalmadı deniyor ki doğru. Ve bununla baş etmeye çalışıyor ve yakın dönemde bir iktidar değişikliği olacaksa veya başbakan değişikliği olacaksa bu bununla son derece alakalı. Hollanda 17-18 milyonluk bir ülke ve Konya kadar büyüklüğünde bir ülke, fakat e, göçmenlerle baş edemiyor. E, mülteci ailenin kızı Dilan Yeşilgöz, başbakanlığın güçlü adaylarından biri ve e, Hollanda gibi küçük ülkenin herkesi barındıramayacağını falan vurgulamış ki esasen mülteci bir ailenin kızı ve kendisi de küçük yaşta babası diskli bir sendikacı. Önce o Hollanda'ya gidiyor yerleşiyor ardından 12 Eylül'den sonra annesiyle beraber Kos Adası'na kaçıyor ve oradan Hollanda'ya geçiyor. Esasen bu konuları çok iyi bilebilecek durumda biri ama mülteci kökenli biri bir başbakan adayı olarak iktidara yürürken o dahi e, bu konu ülkenin en önemli problemidir ve bunu halletmemiz lazım diyor. Ve yine Almanya yeni göç krizi endişesi e, artık iktidar partisinde yükü kaldıramayacak noktaya geldik eleştirilerinin artmasına yol açtı ki. Almanya 3.3 milyon sığınmacının yaşadığı bir ülke. Ki buna 1.1 milyon Ukraynalı dahil değil savaştan kaçanlar. İtalya mülteciler için yaşama güçleştiriyor ve artık diyor ki eğer benim diyor koyduğum sizi koyduğum kampta kalmak istemiyorsanız kişi başı 5000 euro ödeyeceksiniz diyor. Ve bir takım güvenli olarak kabul ettiği ülkelere göndermeyi planlıyor gelen mültecileri ki güvenli ülke listesi de hayli kabarık. Yani sen oradan kaçtın ülken güvenli olmadığı için filan ama aslında öyle değil filan diyor. Yani hemen her yerde bu konuda bir teakkus hali var. Ve Ermeni Ermenistan Dağlık Karabağ ve orada bir operasyon oldu Azerbaycan operasyonu ve 120 bin Ermeni hayatlarından endişe içerisinde. Bir etnik temizlik korkusu içindeler ve bugün öğle saatleri itibariyle 5000'e yakın kişi Karabağ'dan ayrılmış Ermenistan'a geçmiş. Ermenistan'da da hükümet, hükümetin politikaları, Rusya'dan Batı ittifakına dönmesi falan konuşuluyor. Bütün bunlar sizi esasen çok yakından ilgilendiriyor. Hemen yanı başınızdaki, yemen çevrenizdeki gelişmelerden bahsediyorum ve satır başlarıyla anlatıyorum. Her birisi için bir program yapılabilir. Bunlara bakmanız, bunlarla ilgilenmeniz lazım. Bunlar bunları görmezseniz ee, koparsınız. Koptuğunuz zaman da kendi ülkenizdeki gelişmeleri sağlıklı analiz edemezsiniz. Selim Kuneralp Eski bir diplomat diyor ki ben 20 yıla yakın AB işleriyle uğraştım ve diyor hep bir Batı düşmanlığı kafası vardı. Yani bir Batı düşmanı kafa vardı ve bunu gözlemledim diyor. Esasen diyor dört elle sarılmadılar Avrupa Birliği hedeflerine ki buna Çiller ve ortakları falan da dahil, o günkü sol partiler de dahil. Mühim bir itiraftır bu. Geriye doğru 20-30 yıldır esasen Türkiye'nin bu konuda çok samimi olmadığının da itirafıdır. Ah ülkeye dönelim. Devlet Bahçeli bir dizi tweet atmış ve işte zehir zillet servisi filan diyerek Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış. E, 7 tweet mi 8 tweet mi? İşte efendim mücadeleleri şu bu falan filan e, ve diyor gururumuzdur diyor onurumuzdur diyor onun arkasındayız diyor filan. Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş filan falan, falan kök söktürmüş bölücü terör örgütlerine bilmem ne mehpe de diyor vefa ve siyasi ahlakın gereği olarak sonuna kadar arkasında fitneciler diyor şu bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında adı gündeme gelmişti ve düşünün devlet bahçeli bile bir hafta on gün sonra sahip çıkma ihtiyacı hissediyor demek ki Süleyman Soylu zorda Süleyman Soylu da ona teşekkür etmiş en güzel yorumu Bülent Korucu yapmış devlet bahçeli Süleyman Soylu için defansa gelmiş demek ki tehlike büyük diyor. Demek ki tehlike büyük. Evet Türkiye bununla meşgul. Biz de öyle bir bakış attık. Fakat Türkiye'de bana göre esas mühim olan konulardan biri hemen her noktada silahlı çatışma çıkması. İşte İzmir'de adli önünde silahlar konuşuyor. Çeşitli caddelerde, sokaklarda çeşitli meseleler ne olursa olsun mesele. Eser Karakaş ona vurgulamış. Onu vurgulamış. Türkiye'de güvenlik, kamu hizmeti yok. Devleti yönetenler için utanç verici. Bahçeli de hala son 6 senenin İçişleri Bakanlığı'na güzelleme yapıyor. Çok ayıp demiş. Evet. Bakın bir kedi için bile silahlı çatışma çıkıyor ülkede. Kedi yüzünden çıkan çatışmada kurye vuruldu. Mahallenin tatlı belası diye de hürriyet güzelleme yapmış. Ama yani mesele o değil. Mesele bir kedi üzerinden şantaj mı yapılmış, fidye mi istenmiş, ne olmuşsa olmuş Esenyurt'ta Suriyeli bir bakkalın emanet olarak baktığı bir kediymiş bir İngiliz kedisi filan. Ama yani silahlar konuşuyor bunun içinde. Hemen her şey için silahlar konuşuyor. Yani kedi meselesinde de silahlar konuşuyor. Adliyedeki bir hesaplaşmada da silah, silahlar konuşuyor. Hemen her meselede. Biraz evvel Amerikalı senatörle ilgili iddiaların ve ne kadar çıplak ve işte bir federal soruşturmanın bütün medyanın ilgisi altında nasıl gündeme geldiğini konuşulduğunu anlatmıştım. Ama Türkiye'de bu konuşulmuyor. Cevheri Güven bir video yaptı. İşte Sözcü Gazetesi biraz kapağını, kapağını araladı. Mehmet Ali Çelebi geçmişin Teğmen Çelebisi sonra AKP'ye katıldı falan filan falan hikayeyi biliyorsunuz. Bir Bentley araca ki dün Türkiye'de 3 kişi de varmış. 45 milyon TL'lik bir araçmış. Neyse bunda Türkiye Büyük Millet Meclisi özel giriş kartı veya işte onun kartı var. Mehmet Ali Çelebi adına düzenlenmiş. Kendini savunuyor. Kendini savunurken bile bir hezeyan. Kimse bunun üzerinde de duramıyor. Kimse de kimse de bunun üzerine gidemiyor. Yani sıkıntı bu. Adem Yavuz Arslan güzel hatırlatmış. Teğmen Çelebi'nin gerçek hikayesini anlattığımda mahkemeye vereceğini söyleyip tehdit etti. Bir yıl geçti hala dava açmadı. Teğmen Çelebi nasıl çürük rapor aldı diye bir video yapmıştı. Türkiye. Kanun Hükmü e, belgeseli Antalya Altın Portakal e, Film Festivali'nde belgesel özel seçkisinde yarışacaktı ve çıkartılmış. Çıkartılınca da e, bütün jüri üyeleri çekilmişler. Güzel bir şey. Önümüzdeki günlerde Antalya Film Festivali toplanacak bakalım belediye, sol belediye neyse. Yani solu sağ yok bu işin. Bu işi nasıl kotaracak? Herkes buna bakıyor. Jüri üyelerini de elbette bu davranışlarından ve bu duruşlarından dolayı takdir etmek gerekiyor. Kolay değil. Ve Türkiye'de son 7-8 yıldır 10 yıldır böyle bir duruş çok fazla ortaya konamadı. Türkiye içinden konamadı. O açıdan önemli altı çizilecek bir şey bakalım iş işte nereye gidecek kanun hükmü KYK dramlarını anlatıyor yani ee, son derece önemli Altı bu konuda yüzlerce binlerce eser kitap ee, ne bileyim belgesel kısa film şu bu ortaya konmalıydı televizyon dosyası araştırmacı habercilik nerede bir sürü dram var yani geçelim. Türkiye'de bir başka gündem meselesi de emekli maaşları. İşte 7500 liraya geçindirip 7500'ün altında fiyata hiçbir paraya geçinilmez. 10 bin liranın altına da geçinilmez. 15 bin liranın altında da geçinilmez Türkiye'de bugünkü bu koşullarda. Fakat oyalanıyor. Gazete Pencere zaten onu o şekilde koymuş. Belli ki iktidar seçime kadar, yerel seçime kadar bu işi oyalayacak. Yıl başında vereceğiz diyeceğiz. Şur diyecek. Bir, bir şey gösterecek. Er, Erdoğan bir şeyler yapacak. Şu bu filan. Ondan sonra da. Bütün ekonomistlerin altını çizdiği ortak nokta şu ki mühim büyük bir hayat pahalılığı geliyor kapıyı çalmak üzere ki belli ki 6 ay kadar falan bu ertelenecek öyle görülüyor. Ta Masada sahada sporda mücadeleye devam. Mustafa Varank Erdoğan'ın işte basketbol oynarken görüntülerini paylaşmışlar. Bu görüntüler güncel mi değil mi bilmiyoruz. Bu görüntüler ne zaman çekildi bilmiyoruz. Gece gündüz işte birkaç farklı antrenmanda çekilmiş görünüyor işe yarar bir şekilde kolaj yapıp servis ediyorlar. Her defasında da liderlerini sağlıklı göstermek için servis ediyorlar bu görüntüyü. Yani bu görüntüyü vermeniz liderin ile ilgili zaten kuşkuları büyütüyor. Evet Erdoğan'ın hareketleri çok yavaşladığı kameralara yansıyan görüntü, yurt dışında yansıyan görüntüler katıldığı. Artık cenazeye gidemiyor mesela. Kuzenim artık bir yakını vefat etti. Onun cenazesine gidemedi mesela. Yani e, saklanıyor. Saklandığı gibi de her defasında ne zaman bir dedikodu çıksa veya çıkacak gibi olsa... ...bu görüntüler servis edilerek aslında liderimiz çok iyi falan diyor. Aslında orada baktığınızda da ayaklarını sürüyerek yürüyen bir Erdoğan görüntüsü var. Zayıflamış, kilo kaybetmiş bir görüntü dikkat çekiyor ama bilmiyoruz. 70 yaşına gelmiş bir insanın sağlık raporlarının... ...ülkeyi yöneten ve 5 yıl daha yönetecek bir liderin... ...dünyanın her yerinde sağlık raporlarının şeffaf olarak yayınlanması icap eder. Ama... Dünyada da enteresan bir şekilde liderler bırakmıyor, bırakmayı da bilmiyor. Biraz evvel Yunanistan örneğini verdim. Özellikle altını çizmek için verdim. 49 yaşındaki lider gidiyor, 35 yaşındaki başka bir lider geliyor falan, gençleşiyor. Ve e, Türkiye'de ve dünyada hala 75, 80, 85 yaşındaki insanlar e, ısrarla görevde kalmak için ellerinden gelen ardına koymuyorlar. Yani Joe Biden 81, 82 yaşına geliyor, bir 4 yıl daha görev yapmak için e, asılıyor yani 4 yıllık görev süresini bitirdiğinde 86-87 yaşında olacak. Kaldırabilecek mi? Baktığı yer belli değil. Çoğu zaman selamlamayı unutuyor, çoğu zaman kişilerin elini sıkmayı unutuyor filan. Yani. Ama işte böyle servis ediyorlar. Masada, sahada filan mücadele devam. Türkiye'de biraz zor. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın işte sağlık durumu şu bu falan filan bu şekilde götürecekler belli bakalım nereye gidecek ama yani muhalefet de genç değil ki ee, CHP ile artık rakip olduk açıklamaları dikkat çeken e, işte yerel seçimde artık ayrı yürüyeceğiz falan diyen Meral Akşener e, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış geçmiş olsun Allah şifalar versin ama Meral Akşener de 67 yaşında 1956 doğumlu Kemal Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu 74 yaşında yani onlar da yaşlı esasen ama Bilmiyorum Türkiye'de iktidarla birlikte evet iktidarın süpürülmesi gerekiyor muhalefet de muhtemelen süpürülecek. Yani iktidar ve muhalefet mevcut kadrolarıyla süpürülmeden buradan çıkış yeniden bir inşa söz konusu değil gibi görünüyor. Tek iyi haber e, filenin sultanlarının üst üste 20-21 maç kazanarak, olimpiyat vizesi alması ve Dünya Kupası'nı kaldırması tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Gerçekten son aylarda, son yıllarda Türkiye'den gelen tek iyi haber bu. Ama o bile biliyorsunuz büyük bir kutuplaşmaya yol açtı, açıyor. Metin Mürür hayatını kaybetmiş 79 yaşında. Bizim neslin bildiği, duayen kabul ettiği, yazılarını okuduğu bir yazardı. Milliyette vatanda çalıştı. E, pek kimse bilmez. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve sadece KKTC pasaportu taşıyan bir isimdi ve bunda ısrar ediyordu. Kıbrısla ilgili gerçekleri de elinden geldiğince anlatan, anlatmaya çalışan ve bu konuda da yalnız kalan bir isimdi. Yani e, Kıbrıs'ta Türkiye'nin çok fazla hak etmediği bölgeleri tuttuğunu, oranın haklarının vatandaşların haklarının falan 45-50 yıldır askıda olduğunu, bunun nedenleri üzerine düşünen, sorgulayan da bir isimdi. Bundan 15-20 yıl kadar evvel bir rahatsızlık geçirmişti yanılmıyorsam. O zaman da hani gitti geldi tabir yerindeyse, arafı gördüm falan gibi de bir yazı dizisi yapmıştı. Yani o dönem nasıl kendinden geçtiğini öbür tarafı gördüğünü veya öyle düşündüğünü öyle zannettiğini falan anlatan yazıları da vardı. Allah'tan rahmet diliyoruz 79 yaşında vefat etti Metin Münür. Ve böylelikle bir manşeti daha yavaş yavaş noktalıyoruz. Yayınları beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Evet, Yurt dışı yayınlar çok baskılanıyor. Bunun türlü sebepleri var. Geriye doğru çok bahsettim, anlattım. Fakat sizin takibiniz, ısrarınız, arayıp bulmanız, yasaklı kanallara ulaşmanın bunun yolları var. Biliyorsunuz, ee, bulabilirsiniz. Ee, sizin takibiniz, ısrarınız ve sizin e, paylaşımınızla biz ancak e, bu yayınları daha çok kitlelerle paylaşıp daha çok kitlelere ulaştırabiliriz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.